Türkiye üzerinde oynanan oyunlara bir yenisi daha eklendi. İnanamayacaksınız. Dünya üzerinde Türkiye'ye dair gizli planı olmayan ülke var mı? Bütün oyunları işlevsiz hale getiren altın anahtar ne? Uyur Gezer başlıyor. Türkiye'de sokağa çıksak ve şu gördüğünüz bayrağı insanlara göstersek desek ki bu bayrak hangi ülkenin bayrağıdır? Birçoğumuz bilmeyiz. Yanlış ülkeler söyleriz. İnsanların aklına farklı farklı ülkeler gelir. Peki ben size bu bayrağın Nikaragua bayrağı olduğunu ve Nikaragua'nın Türkiye üzerinde gizli emelleri olduğunu söylesem şaşırır mısınız? Eminim hiçbiriniz şaşırmazsınız. Çünkü bilinçli bir Türk vatandaşı şunu biliyor ki dünyadaki bütün ülkelerin Türkiye üzerinde gizli emelleri vardır. Bunların bazıları ortaya çıkmıştır, bazıları daha çıkmamıştır, henüz çıkarılıyordur. Ve nihayet Nikaragua derin devletinin bir raporu elime ulaştı ve sizinle hemen sıcağı sıcağına paylaşıyorum. Nikaragua istihbaratının hazırladığı herkesten gizlenen o çok gizli belgenin adı şu. Türkiye'nin önlenemez yükselişi önlenebilir mi? Uzun bir rapor hazırlamışlar, madde madde yazmışlar. Ya diyeceksiniz ki Nikaragua'nın Türkiye ile nasıl bir derdi olabilir? Bilmiyorum. Ülkemizin üzerinde herkesin gözü var. O yüzden millet olarak birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyuyoruz. Belki birçoğunuz Nikaragua'nın nerede olduğunu bile bilmiyor olabilir. Ama onlar Türkiye'nin nerede olduğunu gayet iyi biliyorlar. Türkiye'nin yerinin ne kadar jeopolitik olarak önemli olduğunu biliyorlar ve planları var. Çok gizli planları var, gizli emelleri var. Peki bunlara ulaşabilirler mi? Bunları başarabilirler mi? Tabii ki hayır. Peki ne var o raporda? Nelerden bahsediyorlar? Diyorlar ki onca oyun oynandı. Dış güçler hepimiz bir araya geldik. Müdahaleler yaptık, hamleler yaptık. Ama bir türlü deviremedik. Bir türlü yıkamadık. Ne yaparsak yapalım bunun karşısına başka bir projeyle geliyor Türkler. Ne yaparsak yapalım bunun karşısına yeni bir hamle yapıyorlar. Ve biz her seferinde mal gibi kalıyoruz diyorlar. Türkçesi bu aslında. Kendi yaptıkları o detaylı, o kirli planları birbirlerine anlatıyorlar. Bunları 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 yaptık diyorlar o gizli toplantılarda ama Türkler bunun karşısında öyle bir hamle yaptılar ki biz çaresiz kaldık diyorlar. Evet, işte tam bunları konuşurken çok önemli bir hamle daha geldi. Türkiye'den Tanıdık bir isimden, tanıdık bir simadan, güvendiğimiz bir isimden dünyanın Türkiye üzerinde oynadığı bütün oyunları boşa çıkaracak çok önemli bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve dedi ki evet dedi ekonomik sorunlarımız var. Delikanlılığa bakar mısınız? Mertliğe, açık sözlülüğe, dobralığa bakar mısınız? Bakın hayır ekonomik sorunlarımız yok, ekonomimiz mükemmel demiyor, demiyor. Yani o ülkede sonuçta kıyıda köşede kalmış bir insan bile ekonomik sorun yaşıyorsa Maddi sıkıntı yaşıyorsa diyor ki bizim bir sorunumuz var. İnkar etmiyor. Evet diyor. Ekonomik olarak bütün doğru hamleleri yaptık diyor. Atılabilecek bütün akıllı, mantıklı adımları attık. Ekonomiyi gerçekten ehil insanlara teslim ettik. Liyakate çok önem verdik. İsraf yapmadık. Yolsuzluk, hırsızlık yapmadık. Asla ihaleye fesat karıştırmadık. Yandaşlarımıza ihaleleri peşkeş çekmedik. Hiçbir hata yapmadık ama buna rağmen enflasyon yüksek diyor. Bu sizi de şüphelendirmiyor mu? Bu sizi de işkillendirmiyor mu? Siz de mecburen bir dakika bu işte bir iş var demiyor musunuz? Diyorsunuz. Bu kadar doğru adımlar atılmasına rağmen enflasyon hala yüksekse bunun tek anlamı var diyor Cumhurbaşkanımız özet olarak. Diyor ki iktisadi sebeplerden değil siyasi sebeplerden dolayı. Nedir? Ülkemizin üzerinde oyunlar oynanıyor diyor. Ekonomimize müdahale etmeye çalışıyorlar diyor ve bunun karşısına öyle bir hamle yapıyor. Bunun karşısına öyle güçlü bir duruşla çıkıyor ki milletcek hep beraber dış güçler planlarından o anda vazgeçi veriyorlar. Hepsi başlarını önüne eğiyor ve yıkılıyorlar. Çünkü ne dedi Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye'ye? Sabır dedi. Sabır. Ya bunu duyan dış güçler gerçekten yıkılmazlar mı? ya? Bunu duyan bir dış güç yeniden Türkiye ile alakalı kirli bir plan yapabilir mi? Yapmaması lazım. Ama ama çok inatçılar, çok hırslılar ülkemizi zayıf düşürmek istiyorlar, şahlanışımızı engellemek istiyorlar. Bir kere sabır kelimesini duyar duymaz besmele duymuş şeytan gibi kaçmaları lazım. Ama nedense yine bir daha bir daha geliyorlar. işte. Nikaragua istihbaratının hazırladığı o raporda Türkiye'nin bugüne kadar attığı en mantıklı adımlar ve dış güçlere vurduğu en öldürücü darbeler peşi sıra listelenmiş. Nikaragua'yı şaşkınlığa uğratan en önemli adım olarak enflasyonla top yekün mücadele hamlesi geliyor. Bakın enflasyonla mücadele edebilirsiniz ama top yekün top yekün bu nasıl bir hamledir? Bu nasıl o kelimeyi oraya nasıl koydunuz? Bakın o enflasyon ve mücadele kelimesinin arasına konulan top yekün kelimesi yani bu çok önemli bir hamle. To öyle tek başına değil. Çok güçlü bir mücadele anlamı geliyor. Ve tanzim satış kuyrukları. O nasıl bir fikirdir? O nasıl bir mantıktır? Yani düşünün trilyonlarca dolarlık bütçesi olan dış güçler ucuz patlıcan karşısında yıkılıyorlar. Onlar belki dolarla, euroyla, altınla, borsayla oynuyorlar. Yüz milyarlarca dolarlık, trilyonlarca euroluk hamleler yapıyorlar ülkemizi zayıf düşürmek için. Ama biz ne yapıyoruz? Şak diye ucuz ekmek kuyruğunu bir koyuyoruz. Ucuz ekmek satılıyor ya bu memlekette. Bunu gören bir Avrupalı, bunu gören bir Amerikalı, bunu gören bir dış güç, bunu gören kirli odak, malum odak ne yapabilir? Peki ya Türkiye'nin dış güçlere tur bindirmesini sağlayan o keyif çayı fırlatma seansları? Gerçekten ben görünce dedim ki, bu sanat dedim ya. Bu bir sanat. Burada başka bir dokunuş var. İnsanların ruhundan anlayan, insan psikolojisinden anlayan çok zeki çok akıllı, mantıklı, ince ruhlu zatlar bir araya gelmişler ve demişler ki bir yerde sel mi oldu? Bir yerde felaket mi yaşandı? Bir yerde insanların acısı mı var? Yası mı var? Sele kapılmış gitmiş insanları bulamadık mı? Önemli değil. Gideriz insanların kafasına kafasına büyük bir sevgi ve şefkatle 250 gramlık çay paketlerini fırlatırız ve insanlar düştükleri yerlerden kalkarlar o çayları alabilmek için insanların zıplaması, can hıraş bir gayret içine girmesi elbette dış güçleri de ürkütecektir, korkutacaktır, hadlerini bildirecektir ve ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planı yaparlarsa yapsınlar bize diz çöktüremeyeceklerinin en önemli ispatı porsiyonları küçültme hamlesi. Düşünebiliyor musunuz? porsiyonları küçültelim diyor. Ya dünyanın en mütevazı First Lady'si. Dünyanın en kanaatkar insanı. Adeta israfa karşı bir duruş olarak dünyaya gelmiş. Görgüsüzlüğe karşı bir duruş olarak dünyaya gelmiş. Emine Erdoğan hanımefendi zat-ı kendileri zat-ı şahaneleri çıkıyor. Diyor ki porsiyonları küçültelim diyor. Ya 85 milyon aynı anda porsiyonlarını küçülttüğünde Türkiye'yi kim durdurabilir ya? Türkiye'ye kim ne yapabilir? Sonuçta hepimizin ortak motivasyonu şu. Dış güçlerin oyunlarını bozmak. Hepimiz her sabah uyandığımızda dış güçlerin oyununu bozma motivasyonuyla uyanıyoruz ve yatarken bugün dış güçlerin acaba hangi oyununu bozduk diye böyle bir muhasebe yapıyoruz ve mutlu oluyoruz. Şu anda dünyanın birçok yerinde çok büyük orman yangınları var. Amerika'sında, Kanada'sında, Yunanistan'ında korkunç orman yangınları yaşanıyor ve yüzlerce insan hayatını kaybediyor. O koca koca devletler yangın söndürme uçakları olduğu halde yangınları söndüremiyorlar. Demek ki maharet yangın söndürme uçağı olmasında değilmiş. Hatırlayın Türkiye'de de orman yangınları çıktığında neden bizim yangın söndürme uçaklarımız yok diye hayıflanan, eleştiriler geliştirmeye çalışan insanlar olmuştu boş boş, gereksiz, lüzumsuz bir şekilde. Peki bu orman yangınlarıyla biz nasıl mücadele edeceğiz? Dünya nasıl mücadele edecek? Dünya nasıl mücadele edecek? Becerebilirler mi bunu bilmiyorum. Ama biz o sorunu çözdük sevgili izleyenler. Olay kafada bitiyor bir kere. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli ve milli firmalarımızla birlikte ne yapıyoruz? Ormanları yok ediyoruz. Orman olmadığı için yangın da olmuyor. Şimdi orman yangını çıkması için ormana ihtiyaç var. Siz yerli ve milli bir fikir olarak ormansızlaştırmayı hayata geçirirseniz orman kalmazsa orman yangını da çıkmaz. Orman yangını çıkmadığı için neden yangın söndürme uçağımız yok diye hayıflanmayız ve bütün bunların neticesinde Nikaragua derin devletini de derinden etkileyen şu denklem ortaya çıkıyor. Halk ne kadar sabır ederse Erdoğan'ın o kadar çok sarayı oluyor. Ne kadar çok sabır o kadar çok saray. Ve bunun neticesinde ekonomik kurtuluş savaşından başarılı bir şekilde çıkabiliyoruz. Halk sabredecek, Erdoğan yeni saraylar yaptıracak. Bu büyük sarayları gören dış güçler Türkiye'nin yıkılamaz bir devlet olduğunu, Türkiye'nin önlenemez yükselişinin önlenemeyeceğini görecekler ve pes edecekler ve bir gün belki de biz sabrede sabrede biz dişimizi sıka sıka biz porsiyonlarımızı küçülte küçülte Erdoğan o kadar çok saray yaptıracak ki hepimize bir saray düşecek. Düşünebiliyor musunuz projenin büyüklüğünü? Ya şimdi ağzımdan kaçırmış oldum. Kusura bakmayın ama şu anda zaten plan bu. Her şehre bir saray. Öncelikle her şehre bir saray. Sonra belki de herkese bir saray. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sabretmemiz gerekiyor. Hep beraber sabredersek hepimizin birer sarayı olabilir. Zaten bu saraylar bizim milletin sarayları da biraz nüfusumuz fazla. Oralara sığamıyoruz. Hepimizin sığabileceği kadar büyük saraylar yapılması lazım ki Türkiye böyle tek parça bir saraya dönüşecek. Bu sayede de ekonomik kurtuluş savaşını kazanmış olacağız. Evet, halka düşen sabır Cumhurbaşkanlığı düşen saray. Bu taksimden memnun olmayan var mı aramızda? Bence yok. Olmaması lazım. Bakın Nikaragua bile etkilenmiş bu harika sistemden. Türkiye hakkında gizli kirli planlar yapmış ve ben bunu sizinle paylaşıyorum. Büyük bir cesaret göstererek belki de şu dakikadan itibaren Nikaragua derin devletinin hedefinde olacağım. Kendimi riske atıyorum. Sevgili izleyenler Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Bakalım Yarın neler olacak? Hoşçakalın.